Vicdan azabından nasıl kurtulunur? İtiraf. Usta yönetmen Zeki Demirkubuz'un 2002 yapımı filmi olan İtiraf, Karanlık Üzerine Öyküler adını verdiği üçlemesinin ikinci filmidir. Demirkubuz, 2001 yılında serinin ilk filmi olan Yazgı'yı, 2003 yılında ise üçlemenin son filmi olan Bekleme Odası'nı çekerek seriyi tamamlamıştır. Üçlemenin ilk iki filmi Yazgı ve İtiraf 2002 yılında Cannes Film Festivali'nin Uncertain Regard bölümünde gösterilmiştir. Film, başarılı bir mühendislik kariyerine sahip olan Harun'un evliliği üzerine keşfettiği sırrı konu almaktadır. Protagonist karakter Harun, karısı tarafından aldatıldığından şüphelenmektedir. Bir gün telefonda eşiyle konuşurken eşinin gece geç geleceğini öğrenmiştir. Şüphelerinin doğruluğunu test etmek için iş seyahatinden erken döner ve uyuyor numarası yaparak yatakta eşini beklemeye başlar. Eşi eve sarhoş gelir ve Harun'un şüpheleri iyice artar. Bir sonraki gün eşini yemeğe çıkarır ve yemek esnasındaki kavga seyircinin bu karı koca arasındaki ilişkiye dahil olduğu sahnedir. Podcast'imizin bundan sonrası spoiler içermektedir. Filmin başında Harun'un gözüyle camdan takip ettiği kırmızı balon, Fransız film yapımcısı Albert Lamoris'in 1956 yapımı kısa filmi olan Kırmızı Balon filmine bir gönderme niteliğindedir. Nilgün ve Harun'un yemek yerken birbirlerine girdikleri sahnede aralarında büyük problemler olduğu anlaşılmaktadır. Eşini ölümle tehdit eden Harun karakteri izleyiciye bir psikopat olduğu izlenimini vermektedir. Fakat filmin ilerleyen dakikalarında durumun böyle olmadığı meşhur yatak odası sekansında anlaşılacaktır. Harun, Yazgı filmindeki Musa karakterinin hiçsizliğinin tam zıddı bir karakterdir. Eşinin onu aldattığını duymak istemektedir. Bunun için ayaklarına kapanır, yalvarır. Sadece onu aldattığını söylemesi yeterli olacaktır. Eşinin ağzından o itirafı almak için onu öldürmeye dahi çalışır. Fakat bunu beceremez. Uzun yatak odası sahnesinde eşi Nilgün'ün en yakın arkadaşı Taylan'ın eski eşi olduğunu öğrenir. Taylan'ın fotoğraflarının gösterildiği sahnede kamera yönetmenin fotoğraflarını göstermektedir. Taylan, yönetmen Zeki Demirkubuz'dan başkası değildir. Taylan'ın zamansız intiharı Harun'u çok etkilemiştir ve Harun bu durumdan kendini sorumlu tutmaktadır. Nilgün'le birlikte olduğunu en yakın arkadaşına söyleme cesaretini gösteremediği için, yani aralarındaki ilişkiyi itiraf edemediği için arkadaşı ölmüştür. Nilgün'den onu aldattığını itiraf etmesini istemesi işte bu sebeptendir. Kendini Taylan'ın yerine koymaktadır. Nilgün ise Taylan'ın intiharının bu yüzden olmadığını söyler. Nilgün bu suçu itiraf etmeyerek Harun'un da Taylan gibi intihar etmesini istemektedir. Harun karakteri Dostoyevski'nin yarattığı en ünlü kahramanlardan Suç ve Ceza kitabındaki Raskolnikov'u hatırlatmaktadır. Harun da Raskolnikov gibi işlediği suçla birlikte psikolojik sorunlar yaşamaya başlamış, giderek ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşmıştır. Nilgün'le de Taylan'ın intiharından sonra peyderpey uzaklaşır. Bu durumu Nilgün anlatmaktadır ve onu aldattığını itiraf etmiştir. İtirafı duyan Harun, Nilgün'ü gitmesi için serbest bırakır. Ortak işledikleri suçtan sonra bir nevi Nilgün'ü bu suçtan azat etmiştir. Harun, işlediği suçun verdiği azapla kendini yiyip bitirmektedir. O da Raskolnikov gibi suçunu itiraf edip etmemek arasındaki düşüncelerle boğuşmaktadır. Ve sonunda o da suçunu itiraf etmek için Taylan'ın annesinin evine gider ve Raskolnikov'un Sonya'ya itiraf ettiği gibi suçunu hıçkıra hıçkıra itiraf eder. Fakat burada Zeki Demirkubuz, Harun karakterine Raskolnikov'dan farklı bir yön çizmek ister. Taylan'ın annesi itirafının üzerine Harun'u evinden kovmuş ve kardeşi bıçaklamaya çalışırken de oğluna engel olmuştur.
Harun istediği gibi bir affediş bulamamış ve günah çıkaramamıştır. Evine gelen Harun lavaboda bir kan temizlemektedir. Bu sahne genel olarak bir intihar girişimi gibi yorumlansa da ettiği itirafı temsil etmek için seyirciye gösterilmiştir. Deyim yerinde ise vücudundaki zehirli kanı akıtıp yeni bir hayata başlamıştır. Nilgün karakteri ise Harun'dan sonra evli başka bir adamla daha birlikte olup bir kişinin daha intiharına sebep olmuştur. Nilgün'ün başından geçen bu olayları öğrenen Harun, Nilgün'ü kaldığı gecekonduda ziyaret ederek gideceği yere davet eder ve film burada biter. Sonuçta yazgı filminde olduğu gibi kadın yine bu filmde de suçlu, günahkar, çaresiz ve güçsüz konumda temsil edilmiş olmaktadır. Bir insanın artık gidebileceği hiçbir yeri olmamasının ne demek olduğunu biliyor musunuz? Dostoyevski. Yazan Alpagut Aykut Tüzemen. Seslendiren Mustafa Yılmaz.